Evet, programımıza canlı yayın konuğumuzla devam edeceğiz. Bugün 17 Ağustos ve Marmara depreminin yıl dönümü demiştik. Üzerinden 23 yıl geçti. Bu 23 yıl içerisinde neler yapıldı, neler yapılmadı, neler yapılmalı sorusunu yönelteceğiz. İMO Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna konuğumuz. Nusret Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Aslında soruyu hemen canlı yayına girerken sordum, tekrar etmiş olayım. Geçen 23 yıl içerisinde Türkiye neler yaptı, neler yapmadı, neler yapılmalı sorusunu sorduğumuzda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Evet, şimdi sizin de dediğiniz gibi bu sene 17 Ağustos'un 23. yıl dönümü. Biz 23 yıldır aynı bugün size biraz evvel bahsedeceğim konuları her yıl 17 Ağustos'ta tekrarladık. Şöyle geriye baktığımız anda neler yapıldığını kamuoyu da sizler de çok net olarak görüyorsunuz. Aslında eğer yapılanlar olumlu şeyler olsaydı, bir takım önlemler alınabilseydi, miras olarak kabul etmiş olduğumuz 17 Ağustos 99 depreminden dersler çıkarabilseydik, bu tarihi takip eden Bingöl depremi, 2011 Van depremi, İzmir depremi, Silivri açıklarında meydana gelen İstanbul 5.6 büyüklüğündeki depremde bu sıkıntıları yaşamazdık. Demek ki bazı şeyler yapılamadı. Yapılanlar vardır. Nedir? Şimdi o tarihlerde 2002 senesinde deprem şurası yapıldı. Kentleşme şurası yapıldı. Bu şuralarda bir takım kararlar alındı. Ama bu kararlar hepsi kağıt üzerinde kaldı. Hayata geçirilemedi. O anlar çok umutlanmıştık. Şöyle ki bunların yapılabilmesi için önce başta İstanbul'un, Marmara bölgesinin ve Türkiye'nin yapı deprem yapı stoğunun envanterinin çıkarılması gerekiyordu. Bugüne kadar geldik. Bu arada hükümet inşaat sektörünün önünü açmak için bir de deprem önlemi olaraktan dirençli kentler üretebilmek için kentsel dönüşüm yasasını çıkardı. O günlerde çok umutlandık ama bugüne baktığımızda kentsel dönüşüm umulanı vermedi. Çünkü ransal dönüşüme uğradı. Şöyle ki yapılan bütün inşaatlar getirisi yüksek, rantı yüksek bölgelerde yapıldı. Esas ihtiyacı olan yerlerde yapılamadı. Bununla birlikte yapılanlar var diyoruz. Doğrudur. Viyadükler, köprüler elden geçti. Bazı hastanelerimiz elden geçti, yıkıldı, yapıldı, güçlendirildi. Aynı şekilde okullar da. Ama düşünün ki İstanbul gibi büyük bir mega kent yalnız kamu yapılarından oluşmuyor. Burada o günkü rakamlara göre 1.6 milyon, bugünün rakamlarına göre yaklaşan 2 milyon yapı stoğuna sahip bir mega kentten bahsediyoruz. Bu yapı stoğunda yaşayan vatandaşlarımız için can güvenliklerini sağlamak için neler yaptık? Esas konu burada. Eğer bu ekonominin alev alev yandığı bir ortamda bu konuyu vatandaşlarımıza bırakırsak vatandaşlarımız hiçbir şey yapamazlar. Bunun için öncelikli olarak diyoruz ki tek başına merkezi yönetim de bir şey yapamaz, yerel yönetim de yapamaz. Merkezi yönetim, yerel yönetim ve vatandaş da elini taşın altına koyaraktan bir takım çalışmalar yapılmalı. Biliyorsunuz 2018 senesinde bu dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye yöneticileri Boğaziçi Üniversitesi'ne bir senaryo çalışması yaptırdı. Aynı dönemde de AFAD bir senaryo çalışması yaptı. Her iki senaryo çalışmasında sonuçları birbirine oldukça yakın. Demek ki senaryo çalışması da olsa bize doğru bilgiler verebiliyor. Birinde 48 bin, birinde 50 bin adet binanın beklenen Marmara depreminde 7.4 büyüklüğündeki, 7.5 büyüklüğündeki bir depremde bu 50 bin binanın aniden yıkılacağından bahsediliyor. Bu ne demek? 50 bin binada yaşayan vatandaşlarımızın can güvenlikleri tehlikede. İşte bizim siyasilerden istediğimiz budur. Bu yapıların idarecilerden istediğimiz budur. Bu yapıların acilen tespit edilip kamu eliyle boşaltılıp orada yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması lazım. Düşünün 50 bin hanede yaşayan vatandaşlarımızın sayılarını hesap etmeye kalksak
vicdanım el vermiyor o rakamları söylemeye. Çok büyük rakamlar bunlar. Evet, yani peki, yapılanlar var ama özür dilerim, yapılanlar var ama İstanbul gibi bir büyük mega kentte yapılanlar yüzdesi oldukça az kalıyor. Ya dileriz ve umut ederiz ki olmaz ama 7 ve üzeri büyüklükte yaşanacağı biliniyor İstanbul'da ve Marmara'da bir deprem beklentisi var. Böyle bir deprem olursa neler olur? Şimdi böyle bir deprem olursa, yani bunu düşünmek dahi istemiyoruz ama evet, şu bizler gerçek, de. Evet. 99 depreminden sonra bilim insanları bu Marmara Denizi üzerinde büyük çalışmalar yaptılar. Ve şu artık kesinleşti. Marmara Denizi'nden geçen fay kırılacak. O günlerde 99 senesinde 30 sene içinde deniyordu. Bunlar kesin 30 sene değildir. Senaryo çalışmalarıdır, matematiksel hesaplardır. Artı 10'u vardır, eksi 10'u vardır. İhtimal hesabıdır. 30 sene dendiğinde deprem olma olasılığı %64 diye hesap edilmişti. Bu rakam oldukça büyük bir rakamdır. Şimdi böyle bir depremi bekliyoruz. Şimdi beklendiği anda ne olacak? Şimdi düşünün. 2020 senesinde Elazığ, Ocak ayında Elazığ'da deprem oldu. İzmir'de Eylül ayında deprem oldu, 2020 Eylül. Ve hatta 2019 senesinde de hatırladığım kadarıyla Kartal Sema Sokak'ta bir bina çöktü. Şimdi bir binada enkaz kurtarma çalışmaları, Elazığ'da olan depremde 6 binada olan enkaz kurtarma çalışmaları kaç gün devam etti? Sizler de biliyorsunuz, kamuoyu da bunu biliyor. Minimum 2-3 gün sürdü bu kurtarma çalışmaları. Ama bir yapıda, 6 yapıda, 10 yapıda. Şimdi nelerden bahsediyoruz? 50 bin yapı diyoruz. 50 bin yapıya yetecek kurtarma elemanlarımız olsa dahi deprem olduktan sonra o 72 saat dediğimiz altın saatler içinde bu yapılara ulaşmak mümkün değildir. Bunları inkar etmiyoruz. Bu kurtarma ekipleri çok önemlidir. Ama bir binada, 5 binada, 10 binada olur. Nitekim bugüne kadar da arada 72 saat içinde onlarca vatandaşımız kurtarılmıştır. Ama 50 bin binada bu kadar kurtarma ekibi kıvıldayamaz bu enkaz yığınlarının için. Demek ki ne yapmamız lazım? Bu hale düşmemek için şimdiden binalarımızı deprem güvenlikli hale getirmek için çalışmaları bir an evvel hızlandırmalıyız. Yapılıyor ama karınca hızıyla yapılıyor. İstanbul'da dediğim gibi 2 milyon yapı stoğu var. Yarısından fazlasının da devlet büyükleri de, yetkililer de bunu söylüyorlar. Hepsi imar dışı, yarısından fazlası imar dışı yapılan yapılar. Demek ki bunlar güvenlikli olmayan yapılar. Onun için bir de vaktim varsa bir şey eklemek istiyorum. Lütfen, lütfen buyurun. Burada en çok tartışılan konulardan bir tanesi de deprem toplanma alanları ve barınma alanları. Bu bir polemik konusu haline geldi. Şimdi deprem toplanma alanı dediğimizde, siz de biliyorsunuz, ekranlarda da hep gösteriyorsunuz, yollarda yeşil ufak tabelalar var. Buralar deprem toplanma alanı deniyor. Evet, 3000 tane, 5000 tane ilgililer açıklıyorlar. Bunları inkar etmiyoruz. Buralardaki, bakın, bu deprem toplanma alanları depremin ilk sıcak dakikalarında ayakta durabilmek için, bu şoku atlatabilmek için, eşimizle çocuğumuzla orada buluşabilmek için tespit edilen yerlerdir. Buralar nereleri, şimdi ne olması lazım? Deprem güvenlikli olması lazım. Şimdi bu tabelalara bakıyoruz. Bir yüksek binanın dibinde boş bir arsa var. Burası deprem toplanma alanı. Şu an ben Karaköy'deyim. Evet. Karaköy iskelesinin yanında, deniz kenarında yeşil bir tabela var. Bu yeşil tabela deprem toplanma alanı. Burası olabilir mi? Deprem olduğu anda burada tsunami olacak. Olabilir, olmayabilir de. Ama bakın, demek ki deprem toplanma alanları da tespit edilirken doğru tespit edilmeli. İş bununla da bitmiyor. Peki o gün 24 saati doldurdu vatandaşlarımız. Böyle büyük bir depremden sonra hiçbir vatandaşımız evine girmek istemez. Çoğu yıkılacak, hasar alacak.
hasar almayanlar da olacak. Demek ki ilerleyen günlerde, aylarda, senelerde bundan önce Kocaeli depremi ve Van depreminde gördüğümüz gibi konteyner kentlerine ihtiyacımız olacak. Buralara da barınma alanı diyoruz. Bu barınma alanlarının şimdiden hazırlanması lazım. Yetkililer diyor ki var. İstanbul'da bize o zaman gösterin diyoruz. Arazi mi kaldı? 99-2000 senesinde buralar tespit edilmişti. 470 küsur tane yer tespit edilmişti. Bize gösterin buralara dediğinizde nasıl bir cevapla karşılaşıyorsunuz? Yani şimdi vallahi cevap da vermiyorlar. Var deniyor. Yani ben de İstanbul'u dolaşıyorum. Vatandaşlar da dolaşıyor. Şimdi ama bakın deprem toplanma alanı demiyorum. Barınma alanı. Barınma alanı dediğimiz anda vatandaşlar gecesini orada geçirecek, mutfağı olacak, banyosu olacak, insanca yaşanılabilecek bir yer olacak. Buraları bize dışarıdan gelecek olan konteynerları boş araziye koymakla bu iş olmaz. Bunun altyapısı, elektriği, suyu, kanal gideri hazır olacak ki bize gelen yardımlar, konteyner yardımları o araziye konulsun. Bir gün, iki gün sonra yaşam orada devam etsin. İşte bunların yapılması lazım. Yani bu deprem sonrası için hazırlık ama deprem öncesi için de biz kentimizi, binalarımızı deprem güvenlikli hale getirmek için çalışmaları hızlandırmalıyız diyorum. Nusret Bey, aslında konuşacak çok şey var depreme ilişkin ama maalesef zamanımız bitmek üzere. Çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.